لَقَدْ مَوْجُودَاتْ حَزْرَةِ فَحْرِ عَالَمْ مُحَمَّدٍ مُصْطَفَى صَلَوَاتْ Allah'ın zikredelim evvela vacib oldur cümle işle her kula. Bir eser düşünün. Karmaşanın, savaşın, ayrılıkların hüküm sürdüğü topraklarda birliğin, peygamber sevgisinin, vefanın, yad etmenin simgesi olmuş. 600 yılda sadece yazıldığı Anadolu'da değil, bütün İslam aleminde gönüllere dokunmuş bir eser. İşte o eser Mevlid'dir. Ve bu belgesel onun hikayesidir. Kadim uygarlıkların beşiği Anadolu. Nice yıkıma, nice doğuşa, nice savaşa kucak oldu. Tarihe yön veren pek çok uygarlığın doğuşuna, yıkımına, savaşına yurt oldu. 1048'de Pasinler Savaşı ile başlayan değişim ise 26 Ağustos 1071'de son noktaya ulaştı. Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelen Selçuklu ve Doğu Roma orduları arasındaki büyük savaş, Anadolu'nun geri dönüşsüz bir şekilde değiştiği milat oldu. Türkmenler boy boy, akın akın bu verimli toprakların yolunu tuttu. ...1220'lerden sonra doğuda başlayan Büyük Moğol istilası, ikinci büyük göç hareketini tetikledi. Türkmenler, Orta Asya'dan Anadolu'ya akın etti. Türkmenlerin bir kısmı, kendilerine uygun buldukları yerlerde köyler kurarak yerleşik düzene geçti. Maverai-Nehir'den, Horasan'dan ve Azerbaycan'dan göçenlerle Anadolu'daki Türk nüfusu büyük artış gösterdi. 13. yüzyılda Anadolu tam anlamıyla bir Türk yurdu görünümündeydi. Öyle ki İtalyan gezgin Marco Polo, 1279 yılında gördüğü Anadolu'ya seyahatnamesinde Türkmeniya adını verdi. Oğuz Türklerinden Osman Gazi idaresindeki Türkler, Söğüt'te Osmanlı Beyliğini kurdu. Osmanoğulları Beyliği, Söğüt ve Domaniç civarında varlığını sürdürmekteydi. Beyliğin lideri Osman Bey, gerçekleştirdiği fetihler sonucunda 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti. ...1351'de Bursa'da Ahmet Paşa'nın konutunda bir bebek dünyaya geldi. Nasıl ki Osmanlı zaferlerle, fetihlerle namını dört bir yana salıp... ...parçalanmış Anadolu üstünde bir güneş gibi yükseldi... ...işte o gün, o evde yükselen çığlıkla... ...gelecekte herkesi bir umut etrafında birleştirecekti. Doğumu takip eden üçüncü günde bebek... Şeyh Edebali'nin torunu olan dedesi Şeyh Mahmud'un kucağına verildi. Şeyh Mahmud, besmele ile kucağına aldığı bebekle kıbleye dönüp
dizüstü oturduğu ve Allah'ın güzel övgüsü ve ihsan ettiği esenliği Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in üzerine olsun diyerek önce salatü selam, ardından ezan-ı şerif okudu. Allahu ekber, Allahu ekber. Sonra bebeğin kulağına eğilip üç kez Süleyman, Süleyman, Süleyman dedi ve kelime-i şehadet telkin etti. Kulağına üflenen o sesle büyüyen Süleyman'ın adının arkasına zamanla Çelebi lakabı eklendi. O Süleyman Çelebi, Nibolu seferi dönüşü Sultan 1. Beyazıt'ın emriyle Bursa'da yükselen ve açılış hutbesini dönemin önemli mutasavvıflarından Somuncu Baba'nın okuduğu Osmanlı'nın en güzide camilerinden Ulu Cami'nin baş imamlığına getirildi. Yıldırım Beyazıt'in Anadolu'daki güçleri Osmanlılar etrafında toparlamaya çabaladığı bu dönemde, namı diyarları aşmış Timur da Maveraünnehir'de kendi güçlerini topluyordu. Osmanlılar ve Timurlular birbirine benzer şekilde siyasi ve askeri nüfus sahasını genişletiyordu. Sonunda bu iki güç 20 Temmuz 1402'de Ankara Ovası'nda karşı karşıya durdu. Türk tarihinde iki Müslüman devlet arasında yapılan en büyük savaşlardan biri olan Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusu büyük yenilgi yaşadı. Yıldırım Beyazıt'in esir düşmesi ve vefatı sonrasında hanedan mensupları arasında Osmanlı tarihi boyunca hiç görülmemiş bir mücadele yaşandı. Bu 11 yıllık dönem tarih sayfalarında Fetret Devri diye anıldı. Timurlu tarihçi Nizamüddin Şami, Timur'un savaştan sonra torunu Muhammed Sultan önderliğinde bir orduyu yağmalanması için Bursa'ya gönderdiğini bildirir. Mevcudu 30 bini bulan Timurlu ordusu kente büyük zarar verir. Bir yandan Osmanlı hazinesi talan edilir, bir yandan da Ulu Cami ve birçok dini mekana büyük zarar verilir. Ankara Savaşı sonrasında Anadolu gibi Osmanlı da karmaşanın, çatışmanın ve savaşın kıskacındadır. Öyle ki bu kargaşa din alimleri arasında da yaşanır. Bir gün Süleyman Çelebi'nin imamlık yaptığı Bursa Ulu Cami'de bir vaiz, İslam'ı muhabbet boyutuyla değil, sadece fıkıh üzerinden anlatmaya çalışır ve Bakara Suresi'nin 285. ayetini "Peygamberler arasında fark yoktur. Bu sebeple Hazreti Muhammed'in Hazreti İsa'dan ve diğer peygamberlerden bir üstünlüğü yoktur" diye açıklar. Cemaatten bazıları bu vaaza karşı çıkar ve tartışmalar büyür. İşte o an bilge imam Süleyman Çelebi'nin dudaklarından şu sözler dökülür: "Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol, ümmetinden olmak için idi ol." Bu satırlar 768 beyitten ve 16 bölümden oluşan Vesile-i Tünnecat'ın ilk dizeleri olur. Hazreti Peygamber'e olan derin muhabbetini büyük bir aşkla terennüm eden ve Peygamberimizin hayatının bazı bölümlerini de içeren kurtuluş vesilesi anlamına gelen Vesile-i Tünnecat, herkesin anlayabileceği sade bir Türkçe ile yazılır. Süleyman Çelebi, kısa bir süre içinde bütün İslam aleminde tanınan ve okunan Mevlid
veya Mevlüt diye anılan eserini kaleme alırken, Peygamberimizin hayatını anlatan Siyer kitaplarından yararlanır. Özellikle doğuştan ama olan Erzurumlu Mustafa Darir'in Kitab-ı Siyer-i Nebisi ve Aşık Paşa'nın Garip Namesi Süleyman Çelebi'yi çok etkiler. ...1451 yılında Osmanlı tahtına geçen 2. Mehmet, ilk iş olarak gözünü Konstantiniyye'ye dikti. Yaklaşık 2 ay süren uzun ve yoğun bir kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 sabahında şehri ele geçirdi. 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Osmanlı bir imparatorluk haline geldi. Fetihten sonraki ilk cuma namazını 1 Haziran 1453'te Fatih'in "O benim hocamdır, şehrin manevi Fatihidir" dediği Akşemseddin kıldırdı. Namazdan sonra şehrin Fatihine cenneti muştalayan Peygamber Efendimiz için Ayasofya'da mevlid okutuldu. İndiler gökten melekler saf saf. Kabe gibi kıldılar. Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Begoviç Camii'nin 1531 tarihli vakfiyenamesinde mevlid için yılda 300 dirhem tahsisat ayrıldığı kaydedildi. Mevlid törenlerinin saray protokolünde yer almasını sağlayan Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar'ın fethedilmesinden bir gün önce 7 Eylül 1566 gecesi vefat etti. Sultanın ölümü ordunun moralini bozmamak ve karışıklığa yol açmamak için 48 gün boyunca saklandı. Ölümünden 20 gün sonraya denk gelen Regaip Kandili'nde padişahın çadırından yükselen mevlid, seferdeki ordunun her neferi tarafından dinlendi. Şanını! Bu olay, eldeki veriler ışığında Mevlid-i Şerif'in devlet ve saray protokolüne ilk yansımasıdır. Tarihçi Selaniki, 12 Rebiülevvel 996'da Resul-i Ekrem'in doğum günü münasebetiyle Padişah 3. Murat'ın bütün minarelerde kandil yakılmasını ve camilerde, mescitlerde mevlid okunmasını emrettiğini kaydeder. 1588 yılına denk gelen bu tarihteki merasimle mevlid, Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa resmi olarak kutlanmaya başlar. Büyük katılım ve heyecanla yapılan resmi kutlamalarda padişah, sadrazam, şeyhülislam, vezirler, Anadolu ve Rumeli gazetkarları, diğer mülki ve askeri erkan ile ulema resmi kıyafetleriyle hazır bulunur. Saltanatı döneminde Hazreti Muhammed'in türbesini yeniden yaptıran Sultan II. Mahmud'la beraber Mekke-i Mükerreme'de mevlid merasimleri düzenlenmeye başlandı. 1837'de Sürre-i Humayun
ilk kez karayolu yerine Osmanlı yapımı Eseyr-i Hayr adlı buharlı gemiyle Şam'a en yakın liman olan Beyrut'a doğru yola çıktı. Dersaadet'ten Haremeyn'e yola çıkan Sürre alayı o yolculukta sadece kıymetli hediyeler değil, Mevlid'in okunduğu kürsüye örtülmek üzere işlemeli bir örtü de taşıdı. Böylece yeni bir gelenek başlatıldı. Kalyoncular Kışlası Camii imamı Hafız Ziyaeddin Efendi, Ayşe Sıdıka Hanım'la evliliğinin ilk meyvesi olan oğlunu kucağına aldı ve ezanla kulağına okuduğu adını fısıldadı. Mehmet Kemalettin. Bilinen adıyla Kemal Batanay. Kemal Batanay, kaleme aldığı özgeçmişinde Rüşdiye eğitimi esnasında babasından hafızlığa başladığını, 14 yaşında hıfzını tamamladıktan sonra 2. Abdülhamit'in İmam-ı Sani'yi kıraat alimlerinden Hacı Niyazi Efendi'den ilmi kıraat öğrendiğini söyler. Zamanın eğitim ve öğretim müesseseleri yanında hususi hocalardan da ders alan Kemal Batanay, ilk musiki derslerini babasından ve onun sanat muhitinden alır. Hazreti Peygamber'in doğum gününün törenle ve mevlid ile kutlanışı 1910'dan itibaren Padişah 5. Mehmet Reşat zamanında çıkarılan bir kanunla resmi bayramlar arasına dahil edildi ve o gün resmi tatil ilan edildi. Kemal Batanay, 1913 yılında yakınlık kurduğu Galata Mevlevihanesi Neyzanbaşısı Emin Dede'den Mevlevi ayinleri meşk etti. Nota ve Hamparsum notası öğrendi. Zakirler arasında ilahi, ayinhanlarla ayin okudu. O gün İstanbul sokaklarında ve ülkenin dört bir yanında okunan bildiriyle Osmanlı İmparatorluğu son büyük savaşına girdi. Vatanını korumak için tahsil hayatını yarıda bırakan Kemal Batanay, soluğu Hırka-i Şerif Askerlik Şubesi'nde aldı. 25 Kasım 1915'te askeri eğitimini tamamlayarak Levazım Mektebi'nden mezun olan Batanay, İstanbul'un meşhur hafızlarıyla birlikte cephedeki askerleri manevi olarak desteklemek için Çanakkale'ye gitti. Mevlid, Cumhuriyet'in ilanından 5 gün önce 24 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli bayram ilan edildi. Ancak Cumhuriyet Bayramı'nı gölgede bırakır endişesiyle 12 yıl boyunca kutlanamadı ve 1934 yılında kanundan çıkarıldı. ...1932 yılının 3 Şubat'ına rastlayan Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'ni dolduran 50 bin kişi yatsı namazından sonra 30 hafızın okuduğu Mevlid ve Türkçe Kur'an'ı dinledi. İnnemel minne ihvetün fe aslihu beyne ahaveyküm ve tekullah.
Ardından düzenlenen ve İstanbul'un en ünlü hafızlarının katıldığı Kur'an yarışmasını, Kur'an-ı Kerim'i 6 saat 20 dakikada usulüne göre soluksuz ve hatasız okuyan Hafız Kemal Batanay kazandı. Ya eyyühellezine amenü la yesharqan min kavmin asâ en yekûnû. Yeni İstanbul'un büyük bir teşebbüsü ve mükafatı. Mevlid'i en güzel şekilde besteleyen sanatkara 10 bin lira veriyoruz. 1 Mayıs'tan itibaren 6 aylık bir müddet içinde bize gönderilen eserleri memleketin en seçkin otoritelerine tetkik ettirerek en başarılı olanı tespit ettireceğiz. Yeni İstanbul gazetesinde çıkan bu ilan üzerine harekete geçen Kemal Batanay'ın dostları, hocayı Mevlidi bestelemesi için ikna ettiler. Mevlidi bestelemeye karar verdim. Önce Nahi Osman dedenin miraciyesini inceledim. Mevlid'e adapte etmeye uğraştım, beğenmedim. Sonra Mevlid'i teybe okuyup notaya almayı denedim. Fakat bunu da başarılı görmedim. Nihayet bir sabah namazından sonra Allah'a sığındım. 3 İhlas, 1 Fatiha, salavat-ı şerifeler ve içime dolan feyiz ve ilhamla kısa zamanda Mevlid'in Allah adın zikredelim evvela ile başlayan 18 beytini besteledim, notaya geçirdim. Allah adın zikredelim evvela sonra geri kalan beyitlerin bestesi pınar gibi aktı. Beste 6-7 ay içinde tamamlandı. Saadettin Kaynak ve Saadettin Heper gibi musiki şinas dostlarıma okudum. Hepsi de hak etmediğim iltifatta bulundular. Böylece tamamladığım Mevlid-i Şerif bestesini Yeni İstanbul gazetesine teslim ettim. Mevlid Beste Yarışması, bu müsabakaya iştirak etmek isteyenlerin talebi üzerine eser teslim tarihi 6 ay tehir edilmiştir şeklinde bir ilan yayınlandı. Ne yazık ki bu 6 ayın bitiminde de yarışmaya iştirak eden başka sanatkar olmadığı gerekçesiyle teşebbüs iptal edildi. Ve bugün Süleyman Çelebi'nin 6 asrı aşkın bir zaman önce kaleme aldığı aşk dolu eserini 1956'da aynı aşkla besteleyen Hafız Kemal Batanay'ın Mevlid'i 66 yıl sonra Hazreti Peygamber sevgisini bütün gönüllere ulaştırmak için yeniden okunuyor. Allahümme salli ala Saf.
Kabe gibi kıldılar evim tavanı. Allahümme.